Şimdi kardeş sen 34 yaşındasın. Evet abi. Evlisin. Evet İki abi. tane çocuğun var. Evet abi. Allah bağışlasın. Sağ olun. 3 aylıkta denetimli serbestliğin var. 3 ay sonra bitiyor. Evet. Tamamen bitiyor. Evet. Şimdilik böyle iş bulamadığın için hurdacılık, böyle demir toplama şundan bundan. Evet abi. Senin birikmiş su borcun ne dedin? Su borcu. 2,5 milyar su borcum. 2,5 milyar su borcum var. Ev kirası Ev var. kirası var 3 ay. 3 aylık ev kirası var. Sen bunun yanında yani bir iş olsun ben çalışayım diyorsun. Evet. Doğru mu? Bir işim olsun çalışayım. Benim bir işim olsun. Şimdi az önce konuştuğumuz için ben yine buradan hani videoya tekrar ediyorum. Yani bir işim olsun ben dört elle sarılırım. Beni işe alan adamın işine dört elle sarılırım diyorsun. Çalışman için hiçbir engel Papa yok. gelmedi. Sen nerede duruyorsun? Yan tarafta mı? Ya engel var mı senin çalışman için? Vücut olarak? Vücut olarak bir engelim yok. Engelin yok. Vücut olarak bir engelim Yok yok. he. Bunun yanında kaynakçıyım dedin. Evet. Kaynak Karabağ elektrik. işi de var ama sertifikam olmadığı Evet. için Yine olmuyor dedin. İşkur'a başvuruyorsun. Evet. O, Belge istiyorlar. onlar da belge Evet. istiyorlar. Yani bu genç kardeşimizin acilen işe ihtiyacı var. Evinin kirası, iki çocuk. Senin çocuklarını buraya getir. Bak biz onlara şöyle yapak. Sen hem adresini buraya yazdır. Şöyle adresini yazsın. Çocukları da buraya getir. Hanımı da buraya getir. Tamam mı kardeş? Biz buradan elbise, ayakkabı ne çıkar sabahlarına? O tür ihtiyaçlarımız var da işte Ya o olursa tür. sen yine de buraya yönlendir. Tamam abi. Adresi alak, Tamam. telefonu da alak. Öyle var mı telefon? Telefon da yok. Telefon yok abi. Telefon da yok. Telefon. Ben bunu paylaşacağım. İnşallah buradan biri der ki gelsin o ben şu işi vereyim veya bu işe yönlendireyim diyen biri çıkarsa İnşallah. çok güzel olur kardeş. İnşallah.